arkadaşlar dedi. İçişleri Bakanımız. Bakanım hoş geldin. Şerefler. Şerefler saygılar. Arkadaşlar değil mi? Biliyoruz. Allah kendinize ve sizlere sağlık. Başınızdan eksik Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 19 Kasım 2023 Pazar günü pek çok şehrimizde olduğu gibi Karadeniz Ereğli'mizde, Zonguldak'ımızda da gerçekten çok büyük yağışlar alındı. Fırtına güçlüydü ve denizde de olumsuz hava koşulları sebebiyle çok güçlü bir fırtına yaşandı. Bu süreçte Kafkametler gemisi bildiğiniz gibi 19 Kasım Pazar günü sabah saat 10.20 sıralarında askeri mendereye çarparak maalesef battı. 12 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına hemen başlandı. Şunu belirtmemiz lazım. Tabii hem hava koşulları hem deniz koşulları fırsat verir vermez çok güçlü bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bildiğiniz gibi 5 gemicimizin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ve diğer 7 gemi mürettebatının da bugüne kadar arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şunu söylemem lazım. Şu ana kadar ilçe sahili bandında 8 sektörde yani tüm kıyı şeridinde karadan 196 kilometre uzunluğunda 1250 kilometre karelik alan hava unsurlarımızca 73 dalgıç ile denizde arama çalışmaları yürütülmekte. Ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle arama çalışmalarımız biraz önce de belirttim. 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter, başlangıçta 2 uçak, yine 1 uçakla devam ediyor. 17 bot, 3 drone, 4 insansız su altı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemi YTS dediğimiz olmak üzere toplam 34 araç ile devam etmektedir. Gemicilerin arama çalışması değerli arkadaşlar, bu 7 mürettebatımızın aramasıyla ilgili kurtarma gemilerimiz ile JAK, Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri tarafından su altından dalgıçlarımız tarafından yapılmakta. Yine jandarma, emniyet ve AFAD tarafından aydınlatma marifeti ile geceleri. Gündüz zaten devam ediyor. 8 noktada karadan tüm kıyı şeridinden olmak üzere devam ediyor. Ve hem uçak hem helikopterle de değerli arkadaşlarım sahil bandında arama, kurtarma devam ediyor. Değerli arkadaşlarım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bulunan 5 mürettebatımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına, arkadaşlarına, her birine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Az önce Ereğli'mize gelir gelmez arkadaşlarımla beraber toplantı yaptık. Bu vakte kadar yapılan tüm çalışmaların havada, karada, su altında, denizde bunların her biriyle ilgili ilgililerden bilgiler aldık. Ve hemen akabinde 7 mürettebatımızı başlangıçtan bu yana kadar sabırla bekleyen, dualarıyla bekleyen, arama kurtarma çalışmalarını bekleyen ailelerine hem geçmiş olsun dileklerimi
paylaştım. Hem de bu ana kadar az önce de size ifade etmiş olduğum, açıklamış olduğum tüm çalışmalarla ilgili bilgi arz ettim. Ve onların sabırlarına da hayranım. Anlayışlarına hayranım. Hep dillerinden eksik etmedikleri dualara biz de hep birlikte amin diyoruz. En kısa zamanda inşallah onlara ve şehrimize ve ülkemize hayırlı haberler vermek bizim temel muradımız. Tabii şunu da söylemem lazım. Valimizin koordinasyonunda yine Karadeniz Ereğli Başsavcımız bu çalışmalara o da nezaret ediyor. Bütün arkadaşlarımız, az önce kurumları saydım, tek tek bir daha saymak değil ama hep birlikte şunu söylemek istiyorum. Bu ana kadar gece gündüz demeden sabırla canhıraş bir şekilde çalışan bütün arkadaşlarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Karadeniz Ereğlisi'ne şu ana kadar iş yerleri zararlarıyla ilgili ödemelerimizi valimize biz aktardık. İçişleri Bakanlığı AFAD ailesi olarak. Bunlarla da ilgili biraz rakam da vermek istiyorum. AFAD Başkanlığımızca 19 Kasım'dan hemen sonra olumsuz hava koşullarının getirmiş olduğu sıkıntıları giderebilmek adına ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık. Yine 39 milyon lira yine AFAD'dan insani yardım ödeneği verdik. Zonguldak'ta 8 vatandaşımızın vefat eden 8 vatandaşımızın yakınlarına ki bunların 5'i Kafkametler, diğeri buradaki vatandaşlarımız. Boğulanlar. 100'er bin liradan olmak üzere 800 bin lira bir yardım yapıldı. 292 iş yerine yaklaşık 34 milyon lira. Ayrıca 174 kişiye 710 bin lira çatı hasarı ödemesi yapıldı. Yine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'ndan 21 haneye bu Zonguldak'ta 400 bin lira eşya zararı ödemesi yapıldı. 920 hane toplamda 4,5 milyon lira Karadeniz Ereğli'mizde de biz eşya zararı olmak üzere yine kaymakamlığımız ve valimizin koordinasyonlarımıza Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca bu ödemeler değerli arkadaşlarım yapıldı. Yine müracaat etmemiş hem iş yeri zararlarıyla ilgili hem ev eşya zararlarıyla ilgili bunlarla ilgili eğer bir sıkıntı varsa şu ana kadar ulaşamadı veya aklına gelmedi onların biz müracaatlarını alıyoruz. Süratle bunları da tamamlamaya hazırız. Okullarımızla ilgili çatılara uçan okullarımız vardı. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'le hemen görüşüldü. Ben de görüştüm. Arkadaşlarımız, vekillerimizle görüştü. Onlarla da ilgili az önce valimizden bilgiyi aldım. Bunların %80'i tamamlandı. En geç salı gününe de okullarımızın da çatı eksikleri, onarımları, bakımları bitecek ve değerli öğrencilerimizin hizmetine inşallah sunulacak. Bu arada Zonguldak Belediyesi'ne 5 milyon lira, Karadeniz Ereğlisi'ne de bu parkın tekrardan eski haline getirilmesiyle ilgili 7 milyon lira destek ödemeleri hesaplarına aktarılıyor. İlçe belde belediyeleriyle de ilgili valimiz, belediye başkanlarımızın paylaştığı az önce eksiklerle ilgili de destek ödemelerine yarın talimat vereceğim. Onu da aktaracağız. Duamız, temennimiz şu değerli arkadaşlar. Allah tekrarından korusun. Ama devletimiz, hükümetimiz her zaman ama her zaman böyle afet durumlarında aziz milletimizin yanında yer almaktır. İlk anından bu ana kadar ve bu iş normal hale, eski halinden daha iyi hale gelinceye kadar hiç şüpheniz olmasın ki biz İçişleri Bakanlığı olarak diğer kabinedeki tüm arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımızla beraber biz Zonguldak'ımızın, Karadeniz Ereğli'mizin ve diğer bu olumsuz hava koşullarından etkilenen bütün il ve ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin yanında olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz.